Günaydın, günaydın, günaydın. Cumartesi 11 bin Euro Lig'le karşınızdayız. Bugün daha sıcak, daha güzel bir hava var. Dün akşamdan bu yana gelen güzel hava devam ediyor. Hafta sonu kahvaltınızda basketbol konuşuyoruz, Euro Lig'i konuşuyoruz. İhsan Bayülken ve Hakan Demirel ile birlikte. Koç, günaydın. Günaydın. Çıkabildin mi dünün etkisinden? Yok, biraz daha şeyler devam ediyor. Tsunamiler devam ediyor şu anda. Tabii bunu öncelikle Pesic'e sormak gerekiyor herhalde. Etkisinden çıkıp çıkmadığını mı? Hayır, bütün her şeyi sil baştan yaptı. Yani bütün darmadağın oldu. Sistemi gitti şu ana kadar ki. Öyle mi? Yani şu ana kadar sistemi sayesinde Barcelona başarılı olmuştu. %100. Yani bunun için ayrı program yapacağız. Yani sen şimdi burada yani bunu diyorsun şu anda, da. Hayır ama Pesic diye açınca bir anda hiç niyetim yoktu konuşmak ama bir anda oraya çok geldi. Çok itiraz etti dünya. Ben yani sezon şaşırdım. Sezon başından bu yana Pesic'i çok ayrı yere koyan ikiniz herhalde dün biraz. Ya şimdi ya öyle bir yerden giriyorsun ki yani bu programın girişi değil mi? Evet ama Pesic konusunu sen açarak girdin. Basketbolun güzellikleriyle başlamak gerekiyor değil mi programa? Günaydın. Günaydın. Nasıldı dün gece? Yani çok özel bir geceyi yaşadık, özel bir performansı yaşadık. Ya, inanılmazdı dün. Koç da söyledi, Ergin Atahan da söyledi. İki galibiyet aldı Anadolu Efes. Birinci galibiyeti kazanarak bütün takım halinde aldı. İkinci galibiyeti Shane Larkin aldı. 15 sayının üstüne atarak. O yüzden inanın, yani o 40 sayı atanı gördüm ama bu şekilde atanı daha önce ben görmedim. 5-6 tane jeneriklik pozisyon oldu. Programın Hepsini sonunda inceleyeceğiz o, hepsini teker. Programın sonunda çok iş bırakmadı. Yani siz Shane Larkin'den koyabilirsiniz o 3 hareket. Peki önce günün menüsüne bir göz atalım. Sonrasında bir anda tempomuzu artıracağız. Turkish Airlines EuroLeague'de 25. hafta tamamlandı. Anadolu Efes sezonun en kritik randevusunda Barcelona'yı mağlup etmekte kalmayıp ikili averajı da ele geçirdi. Lacivert beyazlarda Shane Larkin 37 sayıyla kariyer gecesini yaşadı. Fenerbahçe Beko liderliği büyük ölçüde garantilemek için gittiği Madrid'den mağlubiyetle döndü. Temsilcilerimizin maçlarından detaylar, istatistikler ve haftanın öne çıkan diğer olayları az sonra Bein Euroleague'de. Bein Euroleague'de durum buydu. Peki 25. hafta puan tablosunu ve maç sonuçlarını bakalım. Çünkü 8'de 8 yapıyoruz ve bu hafta itibarıyla 200 Euroleague maçını geride bıraktık. 200 Euroleague maçı, hepsini de canlı yayınladık. Avrupa'da bunu yapan tek kanal Bein Sports Türkiye. Tek ülke Türkiye, onu da söyleyelim. Panathinaikos deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 91-67 yendi. Jalgiris Kaunas Gran Canaria'yı 98-64 ile mağlup ederken Maccabi Tel Aviv deplasmanda Bayern Münih'i 77-70 ile geçti. Real Madrid Fenerbahçe Beko'yu 101-86, CSKA Moskova Armani Milano'yu 101-95 mağlup etti. Anadolu Efes Barcelona'yı 92-70 ile geçerken Olympiakos deplasmanda Buducnost'u mağlup etti. Baskonya'da Kimki Moskova'yı farklı yendi. Puan tablosunda zirvede hala Fenerbahçe Beko var. CSKA Moskova ikinci. Üçüncü sırada Real Madrid var. 21-20-19 olarak sıralanıyor. Anadolu Efes 16 galibiyetle dördüncü. Barcelona karşısında hem galibiyet farkı hem İkili averaj farkını aldı. Gerçekten önemli bir galibiyeti. Baskonya, Milano, Olympiakos şu anda 13'er galibiyetteler. Maccabi, Panathinaikos, Bayern Münih'te 12'şer galibiyette. Onlar da playoff yarışını sürdürüyor. 6 takımdan sadece 3'ü playoff'a kalacak. Merakla bekliyoruz biz de neler olacağını. Efes Barcelona maçına geçeceğiz, detayları konuşacağız ama bir klip hazırlamış ekip Shane Larkin'den. O tadı damağımızda kalan o performanstan şöyle güzel bir klibimiz var, onu izleyelim. Bir perde daha Larkin. 3 sayılık atış. Hoş geldin Larkin. Hoş geldin Shane Larkin. Yani Shane Larkin. Dansın ortalığı. 3 sayılık atış. Karabağ'dan geliyor. Shane Larkin, dribbling üstü. Oh, Larkin! Yine bunu andıran bir basket Shane Larkin'den. Larkin!
Larkin atıyor. Peşic bana alıyor. Shane Larkin perdeden çıktı. Perde geldi şimdi. Larkin. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Atmaya devam. Larkin. Neler yapıyor? Shane Larkin. Neler yapıyor? Shane Larkin. Bayanlar baylar. Shane Larkin oynuyor ve biz izliyoruz. Köşede yakabilecek. Larkin bir de blok yaptı. Daha ne yapsın bu adam? Bunu yaptı. Shane Larkin, Shane Larkin, Shane Larkin, Shane Larkin. Ambulans çağırdı. Yakabilmek için bilekleri kırıldı. Shane Larkin. İnanılır gibi değil. Shane Larkin. Restart. Bir bilek daha kırdı Shane Larkin. Dayanamadım. Ambulansın yanında itfaiyeyi de çağırın. Şu anda Shane Larkin yanıyor. Shane Larkin tarihi bir performansla kariyer rekoru kırdı. 37 sayı. Aslında maç içinde İhsan Bayülken'in vurguladığı üzere Euroleague rekoruna da çok yakındı ve isteseydi kırabilirdi gibi hissettirdi bize. Yani maçın başında öyle bir başladı ki yani ben bu maçı alacağım. Burada bireysel performansım her zaman işin içinde olacak. Ama seçtiği pozisyonlara baktığınız zaman da oyunu zorladığı hiçbir alan yok. Yani hepsi atması gereken oyun. Yani maçın önüne geçmeden atılmış bir 37 sayı. Hakan 15 top kullanarak attı 37 sayıyı. 15 şut kullanarak 37 sayı inanılır gibi değil. 28 dakika. 28 dakika. Ya büyük evet. Saygı hak ediyor. Yani bugün bir anda olmuyor tabii performanslar. Yani bugüne gelene kadar son bir aydır zaten biz Shane Larkin performansının hep üstüne koyarak ilerlediğini görüyoruz. O gelişimi görüyoruz oyundaki. Takıma attığı adımları, takımın ona attığı adımları, Koç Ergin Atan ve ekibinin onu ne kadar takım içine sokmak için çalıştığını. Burada da gerçekten inanılmaz bir karakter. Bir kere kötü oynadığı günde bile takıma hiç zarar vermeden kendi performansıyla hep ilgilendi. O yüzden bu performansı bu sezon hak etti diyebiliriz. Çünkü her oyun kurucunun, özellikle bu karakterdeki oyun kurucunun kötü başladığı bir sezonda ve çok beklentiyle gelen bir oyuncunun takım lideri olarak gelmişti. Kötü başlayıp sezonun bu noktasında takıma bu kadar dahil olup ve bu maçı böyle kazandırması çok takdire şayan. Peki kendisinin açıklamaları var maç sonunda. Bir ona göz atalım. Çünkü hani karakterinden bahsediyoruz. Bence maç sonu açıklamaları da o karakterinin önemli bir parçası. Onu yansıtıyor. Bakalım Shane Larkin bu tarihi oyunu sonrasında mikrofona neler söylemiş. 2016'dan sonra ilk kez bir 20 sayının üstüne geçti. Çok özel bir maçtı. Senin için nasıl hissediyorsun? We needed to win that game and it was even more important to win by 15 points. Mükemmeldi. Ya 15 sayının üzerinde kazanmak bizim için daha önemliydi. İki galibiyet almış gibi olduk. Taraftarımız burada ihtiyacımız olan enerjiyi bize verdi. Ne değişti sezondan bu yana? Yani son maçlarda çok iyi oynadım ve bugün de kariyer rekoru kırdım. Senin için ne fark yarattı? Maçımı oynuyorum, kendi oyunumu oynuyorum, agresif oluyorum. Sahada olmak beni mutlu ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Elimdeki tüm dakikalarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım bu takıma katkı sağlamayı sürdürürüm. Larkin'in açıklamaları bu şekildeydi. Ne diyorsun? Biz Anadolu Efes'e sezon başından beri eşlik ediyoruz. Yani onların bu yolculuğunda biz de onlarla beraber o heyecanı, üzüntüyü, sevinci, her şeyi yaşıyoruz. Ve bazı maçlarda Larkin'le ilgili söylemlerde bulunurken ya şutu kısa kalıyor, bacaklarında yani böyle o gücü hissetmiyoruz diye düşünüyorduk. Ama oradan geldiği noktaya baktığımız zaman şu anda ayakları yere basıyor, hissediyor ve şuta çıktığı zaman o gücünü o atışı bitirişine kadar taşıyor. Bence asıl burada mental olarak o hazırlığı biraz fiziksel olarak da kendini iyi hissetmesiyle birleşmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Hakan sen Larkin'in bu performansını gördün. Maç sonu açıklamalarıyla birleştirirsen ne söylersin? Ya şöyle bir durum var. Mesela bir önceki Panathinaikos maçında da seninle de konuşmuştuk. Oyundan çıkarken bir reaksiyon göstermiş. Olympiakos maçında. Sonra tekrar Ergin Ataman 45 saniye sonra onu sokmuştu. Evet. Ve bunun üzerine çok konuşulmuştu. O maç sonunda da
Shane Larkin'i daha fazla oynamak istiyorum, daha fazla sorumluluk almak istiyorum. Şimdi Shane Larkin'de ben şunu görüyorum, yani sadece kendi performansını önemsemiyor. Yani aldığı paranın hakkını vermek istiyor ve taraftarla, takımla bütünleşmek istiyor ve takımla beraber bir şeyler başarmak istiyor. O noktada da zaten takım arkadaşlarına da çok inandırmış durumda kendini. O yüzden çok özel bir oyuncu. Ben sezon başında eleştirdiğimiz zamanlar da oldu ama performansının bu kadar ileriye taşıyacağını hiç düşünmemiştim. Peki Ergin Ataman'ın bir de Shane Larkin hakkında açıklamaları var. Ona da göz atalım. Maç sonrasında hoca neler söylemiş. Shane son iki aydır hazır. Harika bir oyuncu. Şimdi çok mutlu. Takım da onu kabul etti. Birlikte oynamayı, Shane ve Mitch için birlikte oynamasının bir yolunu bulduk. Bence bugün mükemmel bir maç çıkardı. Ama Olympiakos maçında da harika oynamıştı. O hazır. Aynı seviyede devam etmemiz lazım. Barcelona son 12 maçın 10'unu kazanarak geldi buraya. Yani bu basketbol mükemmel ama bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Son 5 maçta aynı seviyede basketbol oynamamız lazım. Ergin Ataman'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Koç, sen ne diyorsun peki? Mitsic ve Larkin'in bir arada oynamasının bir yolunu bulduk diyor hoca. Evet, bulduk ama yine de şimdi playofflar geliyor. Yani baktığın zaman 6 tane oyuncunun dakika aldığı bir maçı geride bıraktık. Ve 3 tane yabancı oyuncu skora katkı yapmadı. Motum sayısı yok, Boba sayısı yok, James Anderson sayısı yok. Her maçta Larkin'den 37 gelmezse ne olacağını da düşünmek mutlaka gerekecektir. Ama öte yandan burada sezon başından beri istenen şey Mitsic ile Larkin uyumuydu ki Mitsic 8'de 1 attı bir maçtan sonra bile. Şu anda işin içinde olabiliyorsa bu tamamen takım olarak beraber oynamanın bir etkisi. Hakan, Mitsic ile Larkin arasında hani artık o sıra problemi yokmuş gibi görünüyor. Yani dünkü maçta bunu çok net hissettik ve maç sonunda Mitsic'in ailesi de buradaydı. Onunla da konuştuğumuzda çok mutluydu. Yani 8'de 1 atmasına rağmen çok mutluydu. Ben özellikle savunmada da çok çabaladığını hissettim Mitsic'in. Sen ne düşünüyorsun? Kim birinci sırada sence? Ya bence kimse sırayı umursamıyor. Kendiliğinden oluştu bence. Ya şöyle, bence dünkü maçta Mitsic'in performansını yukarı taşıyan Shane Larkin oldu. Çünkü benim düşüncem maçın başında özellikle Mitsic çok zorladı. Yani ilk 3,5-4 dakika 2 pozisyon oldu. Birinde Dunson'un elinde top patladı. Atmak zorunda kaldı. Diğerinde de elden ele dolaşıp Muarman. Yani Mitsic'in dışında 2 oyuncu sadece potaya atabildi. Bence Mitsic'in bunu düzeltmesi gerekiyor. Eğer büyük resme bakarsak. Daha sonra Shane Larkin oyuna girince hakikaten başka bir seviyeye çıktı oyundaki performans Anadolu Efes'in. Onu gördükten sonra Mitsic tekrar oyuna dahil olduğunda uyum sağladı. Biraz Mitsic'in gerçekten Final Four'u düşünüyorsak Anadolu Efes için, hatta şu anda bir adım ileride gidebiliriz. Finali de düşünebiliriz bence. Çünkü gerçekten çok iyi oynuyorlar. Mitsic'in biraz daha Shane Larkin'e çünkü çok adım geldi. Hem takım organizasyonu anlamında hem de o kötü günde Shane Larkin'i veya başka bir X bir oyuncunun, Rodrick Bobo'nun 30 sayı 25 sayı atmadığı bir günde orada organizasyonu biraz daha önemsemesi gerekiyor. Bu açıdan Hakan hücumdaki eksiklerinden bahsetti Mitsic'in. Ben de savunmadaki çabasını çok olumlu buldum. Sen nasıl buluyorsun iki tarafı düşündüğünde, hangi tarafa daha yakınsın ya da ikisi de birlikte mi? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Larkin iyi bir hücum performansı sergiliyorsa, Simon ona eşlik ediyorsa enerjini kullanacağın bir alan yaratman lazım. Ve Mitsic de orada o baskıyı tercih etti ki özellikle o Blaz için yaptığı o sert foul'den sonra oradaki o rekabette de evet sen bana bunu yapabiliyorsun ama ben de buraları oynayabilecek fiziksel güce sahibim mesajı vermek için de oyun içindeki agresifliğini daha da arttırdı. Ve özellikle de rakip takımın Örtel ve Pangos'tan vazgeçmesi topa yapılan baskı içinde Mitsic için işini daha da kolaylaştırdı diyebiliriz yani. Peki aslında ondan bahsettin, bir omuz gelmişti o pozisyonda, evet. Çok sert bir omuz Jakob Blažić'ten, onun intikamını alan kişi de Vasilije Mitsic, Shane Larkin oldu. O pozisyonu bir izleyelim mi? Şöyle bir bilek kırma hareketi var. Gerçi sadece bilek kırma değil ama üst üste çünkü kırdığı bilekler vardı. Bir onu izleyelim bakalım. Shane Larkin'in dün Jakob Blažić'ten o revanşı aldığı anı izleyelim. Shane Larkin müdahale etti. Köşede Jakob Blažić.
Oh. Kimi de blok yaptı. Daha ne yapsın bu adam? Daha ne yapsın bu adam? Ne yaptı? İnanılır gibi değil. Shane Larkin. Ve start. Yetenek böyle bir şey. Yani o kadar normalmiş gibi yapıyor ki. Yani sıradan bir şeymiş gibi yani. O baktı etti sayıyı at falan gidip başını okşayıp bir şeyin var mı diye soracak zannettim yani. O kadar önemsemedi yani. Ya gerçekten çok acayip bir durumdu. Orada bloğu yapıyor. Bloğu yapmadan önce de neredeyse topu çalıyordu hatırlıyorsunuz. Evet. Yani enerjiyi öyle bir noktaya çıkmıştı ki Shane Larkin için. Ama o, yani crossover sonrası dönüp bakışı hani biraz James Harden vari oldu orası. Ama o sonunda da gidip yani o pozisyondan sonra bir şey daha yapmalıyım demiş yani. O basketi de. Tabii o basketi de atayım ki bir de konuyu tamamlayayım demiş. Şey de çok komik. Yani bizim hani daha ne yapsın bu adam dedikten sonra üstüne onu yapıp üstüne bir de onu yapması daha bunu da yapabilirim mesajını net bir şekilde bize verdi. Daha ne yapsından sonra ne denebilir acaba? Daha, sen zaten diyeceğini demişsin. Aydan gelmiş gibiydi bugün. Valla o güzel bir şarkı var ya öyle. Man on the Moon. onun gibi. R.E.M. değil mi? Evet. Hakan, yani sen de şimdi top hakimiyeti çok yüksek bir oyuncuydun. Bir oyun kurucuydun. Bu tip oyuncuları hep izliyoruz. Acayip patlayıcılığı olan, birebir de rahat adam geçebilen oyuncuları hep izliyoruz. Larkin'in bu hareketini nasıl anlatırsın? Ne hissediyor o sırada Larkin ve nasıldı o zamanki durumu? Ya şöyle bir kere hem o top hakimiyeti hem patlayıcılık birleşince bir de basketbolu bilince bir de işin içine iyi karakter girince zaten başka bir durum oluyor. Burada Shane Larkin sezon başından beri bence bir duygu patlaması da yaşıyor yani. Sezon başından beri çok çalışıyor. Çok büyük beklenti var. Üzerine koyuyor. Bir maç iyi oynuyor. Bir maç işte beklentiye karşı ama bu maçta İhsan abi de programın başında zaten 2'de 2 üçlükle başlayınca böyle her dakika başka bir şey yapmak istedi. Yani burada topu çalmaya çalışıyor, bloğu yapıyor, nabzını önemsemiyor. Yani muhtemelen 210 falan nabzı şu anda ama öyle bir durum ki gerçekten aydan gelmiş gibi yani nabzını da önemsemiyor. Öyle olunca acayip bir şey ortaya çıktı. Yani. Larkin sadece Barcelonalıların kalbini kırmadı, birçok bilek de kırdı işte bu maçta. Biri buydu. Diğer pozisyonu da bir izleyelim mi? Çünkü bilek kırdığı tek pozisyon bu değildi. Bir pozisyon daha var. Şimdi bir de ona göz atalım. Bu daha acayip bence. Bir bakalım şimdi. Oriola öyle. Diğerine de bakalım. Oriola ya. Kariyer sayı rekorunu da kırdı. Bir bilek daha kırdı Shane Larkin. Oh! Abi sanki böyle 14 yaşındaki bir çocuk herkese dalga geçiyormuş gibi dışarıdan yani. Küçük evet, değil yani. Saçları devamlı hopluyor. Hangisi daha iyi? Ben Oriola'yı daha çok beğendim. Ya diğeri çok hikayesi bol yani. İşte bloğu yapıyor gidiyor ama bu Oriola'yı direkt olarak evet indiriyor yani. Değil mi? Yolluyor direkt. Yani şimdi Blazic'in oyuna girme nedeni savunmasındaki o agresifliğini yapmak. Ama Larkin karşısında onu gerçekleştiremedi. Ve diğer yandan tabii burada evet Larkin'i biz ışıklar altına alıyoruz da Muharman'ın da 30 verimliliği. bir şey fark ettim görüntüyü izlerken. Şimdi Hakan diyor ya bunu daha çok beğendim diye. Evet kanıtım da var. Bak şimdi ilk geniş açıdan geldiğinde bizim oturduğumuz yere Hakan'ı izle bak. Gördüm. Hakan'ın gömleği orada. Hadi canım yapıyor artık Hakan orada. Hakan dayanamayıp üçlükte girince artık ayağa kalmış. Kalkmış yeter artık ne oluyor diye. Kesin Barcelona bench'te onu demişler. Tamam. Daha ne yapalım demişlerdi. İnanılmaz bir anı gibi değil ya. Gerçekten böyle atanı hiç görmedim. 37 sayıyı. Yani her türlü attı. Diyecek bir şey yok. Peki Muharman'a geçelim. Yani, bu arada Larkin'le ilgili birçok şeyden bahsediyoruz. Şunu da söyleyelim. 28 dakika oynamış Larkin. Evet. 28 dakika oynarken artı 32.
Bu şu demek, oynamadığı 12 dakikada Barcelona Efes'e 10 sayı fark atmış demek. Evet, yani düz mantıkla gidersek aynen öyle. Bu onun performansının takımı olan etkisini de çok net gösteriyor bence. Yine de şu anda evet çok karar maçı. Larkin'in sıra dışı performansı. Dakikalara baktığımız zaman Moerman'ın 37,5 dakika oynadığını görüyoruz. Yani onu dinlendirecek bir formül. Yine aynı şekilde şimdi böyle bir tren giriyor. Herkes bir vagonla eşlik ediyor. Yani Boba'yı bundan sonra nasıl konumlandıracağız? Ne bekleyeceğiz? Bunları da bir şekilde bu güzel tablonun içinde işin içine eklemek gerekiyor. Çünkü 5 tane kader maçı Anadolu Efes'i bekliyor. Adrian Moerman'ın istatistikleri görüntüde 22 sayı, 11 rebound, 2 asist, 2 top çalma ile oynadı Moerman ve çok ciddi mücadele etti. Efes'in aslında bir 5'i var. Sen 6 kişiyle oynadı dedin ama bu maçın önemli 5'i var. Onu da bir ekrana getirirsek bence birçok şeyi de anlatıyor o 5'in performansı. Larkin, Simon, Anderson, Moerman, Dunston. 6,5 dakika bu 5 birlikte kalmış. Bence en kilit nokta reboundların %70'ini almış bu 5. Yani bu 5 sahadayken 10 rebound pozisyonunun 7'sini bu 5 almış. Zaten maçın ana istatistiği reboundlardı. Ve özellikle ucum reboundlarında Klaver'in 3 numara oynadığı pozisyonlarda etkili olan bir Barcelona var. Oradaki reboundlarda, hücum reboundlarında üstünlük hep Anadolu Efes'ten yanaydı. 2-3 tane pozisyon var ki elden çekip alarak bitirdiği pozisyon var Moerman ve Dunston'ın. Ya burada dün Simon da her rebounda katıldı. Zaten James Anderson'ın rebound potansiyeli yüksek ama Simon da çok böyle canlı gönülden oynadı. Gerçekten müthişti. Efes'in işte hücum reboundlarının da etkili olduğunu söyledik hep. Sadece orada kısaların savunma reboundına değil, hücum reboundlarına da katkısı bence Plyce'ın, Moerman'ın, Dunston'ın çok kritikti. Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Öncelikle bir takıma ana fikri verirsin. Dersin ki işte reboundlar bu maçın anahtarı ve bu konuda hepimizin agresif olmamız lazım. Orada herkes o işin farkındaydı. Ve o topun değerinin ne kadar fazla olduğunu farkında olmak, aynı zamanda rakip takımı da kuvvetli olduğu o bölgeden uzaklaştı. Yani Serafen'le Tomic oynadığı zaman dış atışların da ritmi bulunan bir duruma geliyor. Rakip takımın 3 sayılıklarına baktığın zaman da 23'te 3. Ama tabii burada pes içinde sisteminden vazgeçmesinin etkisi yok değil. Onu detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi kısa bir ara verelim olmazsa. Bein Euroleague'de geçtiğimiz haftayı analiz etmeye devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Anadolu Efes'in Barcelona galibiyetini konuşuyoruz. Adrian Moerman'ın performansından, reboundlardan bahsettik. Kaldığımız nokta da aslında Peş için Örtel ve Pengos'tan vazgeçtiği noktaydı. Koç, geçtiğimiz hafta taktik tahtasında Real Madrid-Barcelona maçını konuşurken Barcelona Real Madrid'i yendi ama iyi bir basketbolda oynamadı. Burada sadece savunma verimliliği vardı. Hücumda Barcelona'nın oyununu çözmek çok daha kolay diye vurgulamıştık. Ne oldu bu maçta? Özellikle savunmada ciddi problemler yaşattık ve diğer yandan da uzun beşlere karşı reboundlardaki denge hep bizden yan olunca topa baskıyı tercih etti Pesic ve bunu yaparken de 15 dakikayı Örtel ve Pangos olmadan oynadı. Yani bu tip maçlarda Hanga'nın liderlik yaptığı bir yerde hücumu düzelmesini beklemek Pes için, ya şimdi şöyle bir şey, koç olarak risk alabilirsin, o tarz bir koçsundur, o gidebilir. Ama Pesic o tarz bir koç değil. Pesic de hangi oyuncu kaç dakika oynayacak, nereden ne yapılacak belli. Ve oyun içinde farklı bir şekilde oyunun gelişimine katkı yapmadı. Yani hep aynı seti oynadı, hep içeriye topu indirmeye çalıştı. Anadolu Efes'i top kaybettirmeye çalıştı. Ve bunlar olurken de dış atışlarla destekleyecek oyuncuları hep yanında tuttu. Hakan sen ne gördün? Yani doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Bence sezonun geri kalanında göreceğiz burada Pes için. Çünkü bence maçtan vazgeçti. Yani son periyoda oyun kurucusu başlamak ve büyük bölümünü oyun kurucusu oynamak. Yani Hörtel'den vazgeçti evet ama Pengos'tan da vazgeçti. O noktada birazcık oyunculara mesaj verip
maçı kaybetmeyi mi seçti? Onu ben merak belki ediyorum. Belki bence maçı kaybetmeyi seçmemiştir. Hani maçı kazanamayacağını anlayınca en azından fark olmasın diye bence hani ikili averajı en azından vermeyeyim diye düşündü herhalde. Şimdi Pešić de sonuçta olumlu bir şey yapmak için bu kararı verdi. Neyi, o kararı hangi motivasyonla verdiğini düşününce benim tek aklımdaki şey bu oluyor. Dedim ki Pešić mağlubiyeti herhalde kabul etti. Bari 15 sayılık averajı koruyayım, ikili averajı koruyayım diye düşündü. Yani 1-2 dakika geçtikten sonra bence oradan dönmesi gerekiyordu. Çünkü hücumda hiç organize olamayan bir Barcelona vardı. Şimdi hücumda sayı atamayıp savunmada zaten çok böyle. Zaten 15 sayılardaydı fark. O yüzden bir de bir an var. Larkin 2-3 kere örteli geçip attı basketi. Mola aldı. Bu arada Larkin 2 molayı da aldırdı. İşte Pešić'in moladaki reaksiyonu da buydu. Çok sinirliydi. Yani maçın içindeki hikayeler içinde oyuna konsantrasyonu düşüktü. Evet. Bu andan sonra da herkes yani molayı alıp sadece Örtel'e konuşuyor. Ve bu andan sonra da bir daha Örtel'i oyuna sokmadı. 7 dakika oynadı Örtel. Evet. Ama haklıydı ya. Yani çok kişiselleştirdi abi. Gelip ilk top, yani 5-6 pozisyon ilk topu gelip attı Örtel'de. O yüzden bazen o tip atışları yapıyor Hakan. Yani ama takım yani işte, olarak. Çok ilginç. Şimdi böyle başarılı oldu ki bu sene Pešić. Evet. Yani hani Pešić diyoruz ya. Pešić zaten Pengos'u geri plana atıp Örtel'in bütün zaaflarıyla Örtel'in hücumdaki yeteneklerini kabul edip oynadı. Yani şu ana kadar öyle yani. Son kazanılan Real Madrid maçında da aynı şekilde. Yani Tomic'le Örtel maçı kazandıran oyuncuydu. Son Real Madrid maçında 17 sayı 10 asist oynamış. Yani İnanılmaz oynadı. Savunmayı da iyi yaptı. 77-70'lik maçta ve vazgeçmeyebilirdi ama ben Anadolu Efes'in maça çok konsantre başlamasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir de atmosfer o kadar yoğundu ki inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Bir gerginlik vardı. De vardı. Onlar o bence boğuldular. Ya boğuldular. 40 dakika hakeme konuştu Pešić yani o da enteresan. Evet. Hakemler biraz şeydi ama. Sonunda. Faul çalmadılar hakemler dün çok fazla. Yok çalmadılar ama onlar biraz yani Real Madrid gibi biraz hakemin üstüne oynamaya çalıştılar. Sertliklerini legalmiş gibi göstermeye çalıştılar. Evet. Peki ilk dört yarışında kalan maçlara göz atalım ve sonrasında Fenerbahçe-Beko'nun Real Madrid'le oynadığı maça geçelim. İlk dört için Efes önemli bir avantaj elde etti. Şimdi artık iki galibiyet fark var gibi düşünebiliriz. Efes Maccabi Tel Aviv'le deplasmanda oynayacak. İçeride CSKA Moskova maçı ki şimdiden bence biletlerinizi almaya başlayın. O maç dünün 15 bin kişiye oynandığını düşünürsek o maç da dolu olacaktır. Buducnost deplasmanı, Baskonya ve Milano iç sahadaki iki maç ki ben şunu söyleyeyim. Baskonya deplasman olacak. Onu ha, doğru, gerekir. Doğru. Baskonya deplasman. O içeride değil. Ek olarak şunu söyleyeyim. Baskonya'nın da Milano'nun da sıralama maçları olacak onlar. Yani normal baktığın zaman Barcelona fiksürü daha kolay. Yani sonuç itibariyle. Buducnost ve Kimpin'in hiçbir iddiası kalmadı. Gran Canaria'nın hiçbir iddiası kalmadı. Yani 3 tane maçı oraya rahatlıkla yazabilirsin. Ve 3'ü de iç saha. Ya on 3'ünü yaz. Fenerbahçe maçı kritik. Deplasman. Asıl orada sıralamayı belirleyecek maç Bayern Münih deplasman. Bayern Münih maçı. Barcelona Bayern Münih maçı. Onlar kritik. Da playoff yarışında Bayern Münih'te. Evet. Peki bir kısa ara daha verelim. Sonrasında Fenerbahçe Beko'yu konuşacağız. DeAndre Kane oyuna girmek için hazır. Harika bir smaç geldi. Derrick Williams'dan harika bir smaç geldi. Tek elle vurdu. Derrick Williams'da acayip şeyler yapmıştın. Sonuç? Sonuç Maccabi. Yani. Jenerik Williams'dan sonuç Maccabi'den. Peki. Maccabi inanılmaz bir çıkış yakaladı yalnız koç değişikliğiyle beraber. Sferopoulos. Yani bir de Maccabi'nin genlerine uyabilecek bir koç değil. Ki orada her şeyi değiştirdi ve takımı inandırdı kendine. Yani Wilbekin bile şu anda top kullanıyor ama takımın kazanması için o topları daha dengeli kullanıyor. Bence kilit nokta oyun tarzından çok yerli oyuncuları işin içine katmasıydı. Tarık Black. Tarık Black de İsrailli gibi oynuyor. Yerli oyuncu gibi oynuyor. İnanılır gibi oynamıyor. Tarık Black NBA olur bence tekrar bu sezondan sonra. Çünkü çok da fazla pivot alternatifi yok. Şimdi Veseli de 3 yıllık imzaladı.
Öyle bakınca bence Avrupa'dan Tarık Black geçebilir. Kalsın ya Euroleague'de. Euroleague'de de keyif alıyordur bence. Yani Tarık Black, Poirier ki bir şey duydum. Poirier'i de CSKA Moskova istiyormuş gelecek sene için. Hunter'ın yerine mi? Muhtemelen. Bilmiyorum. Süre ben. Ya Hans değildir herhalde. Yani. Ağır abi orada kalır. Muhtemelen. Peki Fenerbahçe-Real Madrid maçına geçelim. Önce istatistik karşılaştırmasına bakalım. İki takımın aslında birçok farklı noktadan bahsedebiliriz. Ama 135'e 80 verimlilik ve Real Madrid'in 30 asisti yok muydu? Son anda bir tane gitti. Ha, Lul'dan bir tane vardı da ona indirdiler onu. Evet. 29 asist Real Madrid. 33 asist EuroLeague tarihinin rekoru. O da Real Madrid'den yapılmış ama 29 asiste izin vermesi Fenerbahçe'nin ve sadece 4 top kaybetmesi Real Madrid'in hiç alışık olduğumuz bir Fenerbahçe görüntüsü yoktu Madrid'de koç. Şöyle düşünmek lazım. Yani yolda gelirken onu düşünün. Takımlar maç bittiği zaman 4 tane senaryo var. Ya iyi oynayarak kazanırsın, ya kötü oynayarak kazanırsın, ya iyi oynayıp kaybedersin, ya da kötü oynayıp kaybedersin. Fenerbahçe kötü oynayıp kaybetti. Bu senaryoyu bu sene hiç görmemiştik. Evet ama büyük hedef varsa bence bunu da yaşamak lazım. Çünkü buralarda bunu gördüğün zaman hedefe giderken evet bunlar da olabilir diye takımdaki oyuncularla veya sistemle tekrar bazı şeyleri gözden geçirme şansına sahip olabilirsin. Ve bence ders niteliğinde bir maçtı. Çünkü yetenek olarak Real Madrid'le Fenerbahçe'yi teraziye koyduğun zaman Real Madrid'in yetenekleri çok fazla. Çok ilginç bir nokta söyledin aslında. Sen maçı anlatırken de bundan hep bahsediyorsun. Ki rahmetli Aydan Siyavuş'un eski bir öğrencisisin, oyun kurucususun. Evet. Onun da bu tip işleri çok yaptığını söylerdim. Bunu biraz daha anlatabilir misin? Ne olurdu? İşte hani Obradovic'te de benzer şeyleri görüyor musun? Yani ilk 5 dakika nasıl geçti? Fenerbahçe inanılmaz yüksek tempo. Yani Madrid'de Madrid'e karşı oynanmayacağını düşündüğümüz bir tempoyla oynadı. Şimdi Madrid'i evinde yenen CSKA 93 sayı buldu. 93-88 bitti maç. Ama CSKA'nın da yetenek havuzuna baktığın zaman çok geniş. Çok geniş. O birebirler oynayacak oyunculara sahip olduğun zaman evet ben de 90'lı 100'lü maçlar oynayabilirim denir. Ama İstanbul'da kazanılan maça baktığın zaman 65-63'lük bir skor vardı. Yani ilk maç Fenerbahçe'nin istediği fiziksel temaslar etrafında oynandı. İkinci maç biz de Real Madrid gibi skor atarak oynayabilir miyiz mantığı. 86 sayı atmışsın deplasmanda. Çok ciddi bir rakam. Ama rakip Real Madrid olunca 95'lerin üstünde skor olabilir. Şuradan şuna gelmeye çalışıyorum. Kendi sistemini destekleyecek basketbol oynamadığın zaman biz de onlar kadar yetenekliyiz ve onlara verecek cevabımız var dediğin zaman %50 ile üçlük atmış bir Fenerbahçe var. Bu senaryo olabilir. Ben evet burada hepimiz bir kalp kırıklığı yaşadık işte Real Madrid nasıl böyle bir şey olabilir? Olması gerekiyordu. Kötü oynayıp da kaybetmek bu işin içinde olan senaryolardan biri. Baskonya maçı var hatırlarsın. 36 ile mi kaybetmişti Fenerbahçe deplasmanda? Şampiyon olduğu sene. Evet ya kabustu. Yani herkes nasıl olur filan demiş. Bunların olması gerekiyor. Bu işin içinde kötü oynayarak kaybetmek de var. Real Madrid karşısında bence kazanım kaybetmekten çok daha fazla. İlginç bir şey söyledin Hakan. Ben İhsan abinin söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Jelko Obradović bu maçtan sonra oyunculara gidip bakın sizin istediğiniz gibi işte öyle yüksek tempo erken hücum ettiğimizde sonuç bu oluyor. Şimdi gelin bakalım benim dediklerimi yapacaksınız. Mesajı var gibi hissettim bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok etki etmemeye mi çalışacağız maça? Yani koç da biraz onu vurguluyor çünkü ben de yani maçın başında çünkü çılgınlık. Yani Madrid'e karşı Madrid'de yüksek tempoyla başlamak çılgınlık. Sulkas artık her şeyi Obradovic'e sorar mı peki Moğol'daki gibi? Bu onun kadar etkili olmuş mudur? Daha etkili olmuştur bence. Yani burada Fenerbahçe mesela evde oynadığı maçlarda bir kere mücadelede hiçbir zaman kaybetmiyor. Bu maçta hem yetenekte hem mücadelede sertlikte eksi taraftaydı. Öyle olunca biraz da gerçekten oyuncuların kendine de sorması açısından kazanımları olacak bir maç. Çünkü
İhsan abi zaten inanılmaz açıkladı. Evde oynanan 63-65 biten Real Madrid maçında zaten Fenerbahçe kendi oyun karakterini, takım karakterini yumruk olarak maç kazanacağını bunu gösterdi. Ama şimdi maç öyle bir başlandı ki ben yetişemedim. Sulukas'ın inanılmaz bir temposu, yarı saha temposu. Hemen erken perdelemeler. Yani Fenerbahçe'nin oyun karakterine, takım karakterine uymayan bir basketbol oynadı Fenerbahçe. Bir yerden sonra o kırılma yaşandı. Peki Real Madrid'in 29 asistine ne diyorsun? Ya onlar için de çok iyi bir gündü. Şimdi bu tip maçlar işte Anadolu Efes için de söyleyebiliriz. Bir takımın çok kötü olduğu, diğer takımda çok iyi olduğu günler böyle denk geldiği zaman böyle skorlar olur. Eğer Real Madrid'in kötü bir gününe denk gelse zaten 15 sayıyla bitmezdi yani 16 sayıyla bitmezdi. Bu asistlerde iç dış dengesini iyi sağlayarak Real Madrid çözüme gitti. Ve tempoyu da sürekli yukarıya çekerek yapmadılar bu asistleri. Bazıları da yarı sahada geldi. Şöyle düşünmek lazım. Bir kere Real Madrid Fenerbahçe Beko'ya ters gelecek basketbolu biliyor. Yani Ayon'dan vazgeçiyorlar. Şimdi Ayon rakip takımda oyunun akışında hücumdaki en önemli opsiyonlardan biri. Ama top kısaların elinde olduğu zaman da senin adam değişme savunmasına karşı üretkenliği fazla olan ve Randolph'u daha iyi bir şekilde saha içi yerleşimine devreye sokan bir Real Madrid var. Tavares, Campazzo. İki tane agresif oyuncu. Senin en güçlü olduğun konu nedir? Veseli, Sulukas. İki tane çok önemli eşleşmeyi yakalıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin Veseli ile Sulukas'la sunduğu teze bir antitez. Campazzo evet. Ve Tavares. Şimdi şöyle bir şey. Bu da yapıyı değiştiriyor. Yani çok çok önemli burası işte. Yani çünkü Ayon Lul'la oynadığın zaman buna cevap verebiliyorsun. Bir şekilde bu işin içinde kalabiliyorsun. Tutuyorsun orada dengeyi. Ama Tavares Campazzo'ya döndüğü zaman oyun bir anda başka bir yere geçiyor. Yani güneş batıyor gibi oluyor. Tekrar gecede de görmen gerekiyor. Karanlıkta da görmen gerekiyor. İşte onu yapman gerekmesi için de işte yan faktörlerin devreye girmesi lazım. Peki, yan faktörler ya çok ilginç bak. Şimdi Tavares'in antitezini aslında biz hani Tavares'in panzehrini daha önce de konuştuk. Geçen hafta da konuştuk. Taktik tahtasında da vurguladık. Hakan'la da defalarca konuştuk burada. Dışarıdan oynayan bir pivot. Yani Melli'yi 5'e çekmek aslında Tavares'in panzehri. Ama bu sefer Fenerbahçe kendi kimliğinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Yani Veseli'siz oynamak gibi bir formül ortaya çıkıyor o zaman. Yani çok zor değil mi Hakan? Tabii ki çok zor ama gerekli olacak mı? Bakalım onu göreceğiz. Şimdi Real Madrid şimdi ilk maçta böyle bir kombinasyonla sahada çok fazla yer almamış. Şimdi bu maç çok önemliydi Real Madrid için. Çünkü kaybettiği takdirde hem sağ avantajını verecek hem o mental kuvvetli oyuncular kafasında sağlayamayacak olası bir eşleşmede Final Four'da. O yüzden onlar ellerine ne verse bence çıkardı. Şimdi Fenerbahçe'de Obradovic'in de kesin işte playoff'ta Final Four zamanı geldiğinde ondan da bir panzer gelecektir. Bir farklı bir dokunuş gelecektir. Bakalım o ne olacak? O da... İşte o zaman biraz beyin fırtınası yapalım mı burada? Ne olacak? Yani Veseli'den vazgeçmeden Tavares'i nasıl etkisiz hale getirir? Şimdi bir kere Veseli için bu sakatlıktan sonraki süreç böyle çok fazla force etmiyor. Bunu kabul etmek lazım. Bir de Real Madrid maçında yine Veseli'ye o fiziksel temaslar başladı. Onu kızdırmak için, onu oyundan düşürmek için, işte Reyes'in olsun, Campazzo'nun olsun, o fiziksel temaslarıyla gelen iki tane foul var. Bir kere bunlara tekrar dikkat etmek lazım. Aslında sakin kalmak adına. Sakin kalmak adına ve bu maçın böyle de bir artısı da oldu. Yani bak bunlarla karşılaşabilirsin. Evet bunu bugüne kadar kontrol ettin ama Real Madrid maçında yine bunlar da üstüne. Yani içinden çıkartılacak ders çok fazla. Doğru. Şimdi Sulukas'ın yanına kimi koyacaksın? Hala orada istenen devamlılığı sağlayamadın. Ve diğer yandan... Yine sen Guduric'e geliyorsun orada. Guduric'e gelmek zorundayım ama orada bir parantez açacağım şimdi. 3 numarada. Yani şimdi Dek çok kuvvetli bir oyuncu. Kalinic ile Datome hücumda o arkası dönük oyunlar son anlarda yani son bir aydır falan Fenerbahçe'nin önemli zirveye çıkmış. Gelişim gösterdiği bölgelerden biri. Orada sorun oldu. Melli Randolph eşleşmesi bizi zorlayacak. Takımı kısalttığınız zaman orada bir problem olabiliyor. Ve burada asıl bence kritik nokta Fenerbahçe bu yolu alırken biraz önce Anadolu Efes'te işte vagonların eklenmesinden bahsetmiştik. Boboa bu vagonların kaçıncısında olacak? Soru işareti. Aynı soru işareti Green'de var. Green bu takımın neresinde ne zaman katkı yaparak olacak veya
biz hala bunu beklemeli miyiz? Yoksa hala biz bunu sıcak tutmalı mıyız? Hakan, maç içinde koçun da vurguladığı önemli notlardan biri Fenerbahçe'nin mental olarak bu maçta çok zorlandığı. Yani Real Madrid bu işi çok iyi yapıyor ve fiziki temasları sıklaştırarak oyun içi o kavgaları, tabiri caizse hani oyun içinde o pislikleri yaparak seni böyle kavga etmeye zorluyor. Orada sakin kalmak ne kadar zor, ne kadar önemli ve sence Fenerbahçe Pero Antic gibi bir lideri arıyor mu bu tip anlarda? Arıyor. Yani bence Fenerbahçe'nin bu sene sıkıntı yaşadığı noktalardan biri de işte Real Madrid'de sayılır. Jeffrey Taylor'a, Campazzo, işte Tavares'in içerideki o pota koruması. Burada Fenerbahçe'de bireysel olarak Kalinic dışında çok böyle hani derler ya mahallenin abisi böyle gidip işte sertliği yapacak, yani kontağı sağlayacak oyuncu noktasında özellikle kısa oyuncusu savunmasında çok başarılı değiller. Çok böyle skalası geniş değil. Diğer taraftan Real Madrid burada hem onu yapıp oyun kurucu mesela Jeffrey Taylor'da tuttuğu bir dönem vardı. Orada ciddi bir sertlik sağlandı. İşte Campazzo'nun aynı şekilde inanılmaz koçun da söylediği gibi Tavares'le beraber içeride uyumu vardı. Burada Fenerbahçe ne dokunuş yapabilirdi? Joffrey Lovren'in iyi geri dönerse bence Final Four'da iki uzun oynayabilir. Yani Veseli ve Joffrey Lovren'le sahada bir süre kalabilir. Öyle olursa Tavares'i bir miktar... Hani Randolph'a karşı en azından bir fizik avantajı olur diyorsun. Evet, aynen öyle. Hem de Tavares'i bir miktar daha potadan belki uzaklaştırmak zorunda bırakabilirler. Çünkü Joffrey Lovren'in şutu var. Bu sene çok iyi atmıyor. Ama ben sezon başında izlediğimde de çok yüzdeli aslında antrenmanlarda atıyor. Ama bu sene onu oyuna dahil edemedi. Eğer onu oyuna dahil edebilirse... O zaman bu Fenerbahçe için bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Bu arada pozisyonlar ekrana geldikçe, o sert fauller ekrana geldikçe hep konuşuyoruz. Hani o sportmenlik dışı faulden önce Lucas aslında net bir faul de var. Onu tabii, bir kez daha gördüm. Yani sarı kartlık pozisyonu. Arkadan çelmeli. Tabii. Ama bu işte mental dayanıklılığı nasıl sağlayacaksın Real Madrid'in içinde? Fenerbahçe sağlar bunu. Ben problem olacağını düşünmüyorum. Ama yani burada... ben mesela bu tip anlarda Antic'i çok arıyorum. Arıyorsun ama şimdi oraya Kalinic'i de koyabilirsin. Bence zaman içinde Datome de oraları yiyor. Ve Bobby var abi oralarda. Şimdi Bobby'nin orada her zaman için o sokak... Ama bazen işte kişiselleştirebiliyor Bobby. Uzunlardan onu kimden yakalayacaksın? Asıl problem o. Yani uzunlarda o karakterde bir oyuncunun olmaması ki Fenerbahçe Real Madrid'de %70 de ikilik şansı verdi. Yani boyalı alanda onun devamlılığını sağlayacak oyuncuyu bulamamanın bir sıkıntısı var. Ama benim maçın hikayesinde her türlü senaryonun dışında farkı yaratan 3 numaralı verim oldu. Kalinic, Datome 8'de 2 isabetle 6 sayı attı. Taylor'la Dek 18 sayı atıp 8 rebound aldılar. Yani orada asıl fark bence biraz gölgede kalsa da bence işin değiştiren kısmıydı. Bir de bir kırılma anı da var. Aslında iyi hücum edip tam böyle Veseli ile bir smaç bulmaya çok yaklaşmıştık ama orada da Tavares o kırılma anlarının hepsinde çok büyük fark yarattı. Maçı psikolojik olarak kıran oyuncu Lul oldu. Üçüncü çeyrekte peş peşe bulduğu iki üçlükle maçı bitirdi. Ama hani bizim de hücumda yani Yul zaten çok farklı yerde ama bizim de hücumda işte o Tavares'in bir bloğu var, onu da görmek istiyorum tekrar. Hücumda iyi oynadığımızı düşündüğümüz bir anda geldi bu blok. 62-56 fark 6 sayı. Bir alley-oop. Bir tane Sulukas'ın tepeden kaçırdığı üçlük var. Sonra Kazor geldi attı. 59-51 oldu. Hı hı. Kritik nokta oldu. Yani i̇şte bu hemen bunun üstüne çok güzel yakalamıştık. Tavares orada bloğu yaptı. Zaten tam bunlar Yul'un alev aldığı anlar. Evet, o zaten maçı hissediyor, bu atışı yapma nedeni de o. Yani o rüzgar arkadan eserken onu yapmak. İsmail, Hakan, şöyle söylemek lazım. Maçı seyretmediğini düşün. Real Madrid'in istatistiklerini bir kenara bırak. Sadece Fenerbahçe'nin istatistiğini al. 86 sayı atmış. %50 ile üçlük atmış. 27 rebound, 14 asist. Real Madrid deplasmanında 10 top kaybı. %82 foul. 5 tane oyuncu çift tanelerde herhalde kazanmıştır dersin. Ama işte Real Madrid'de oynuyorsan daha farklı şeyler de olması lazım. Hakan, Yul'un 3. çeyrek performansını nasıl buluyorsun? Ya o bir kere Real Madrid kültürünü çok iyi bilen bir oyuncu.
Koç da söyledi biraz önce. O tam momentumu Real Madrid arkasına almışken sazı eline alması zaten orada molayı aldıran, rakibi oyundan düşüren anları kovalıyor. Bence bu sezon oynadığı en iyi maçtı. Kendisi de söyledi zaten. Yani müthiş oynadı. Ya, o 3. periyottaki bir 3-4 dakikalık, işte son 3 dakikalık bir sekansı var. Hem savunmada Tavares'in inanılmaz bir katkısı, hem taraftarı arkasına, orada da 2 tane üçlükle hem sorumluluğu alıyor ve çok önemli yerde alıyor bu sorumluluğu. O yüzden çok büyük oynadı bugün. Bir de şöyle oluyor koç ya, orada da o şutlar da hiç kaçmıyor. Nedense yani Yul o anlarda o şutları hiç kaçırmıyor. Bir istatistik çıkarsan %80'in üstündedir herhalde bu tip anlarda kaldırıp attığı şutlar. 3. çeyrek performansı 9 sayı 4 asist Yul'un. Ama şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'de bu tip maçlarda rakibin iştahını kabartan bir takım. Yani hepsi maçtan sonraki Lasso'da olmak üzere söyleyeyim. Fenerbahçe'yi yenmek çok büyük olay. Yani oyuncuların motivasyonunu da arttırıyor. Herkesin şu andaki hedefi Fenerbahçe'yi nasıl yenebiliriz? Fenerbahçe'yi sırtında nasıl... hedef tahtasıyla dolaşıyoruz. Şu anki görüntü o. Yani hani paintball'da vardır ya, vurmak için devamlı birini ararsın, işte o liderdir, onu kovalarsın. Onun gibi bir şey bu da. Yani şu anda Fenerbahçe hep hedefte ve Lulu için oynamasını istediğin maç hangisi dediğin zaman Fenerbahçe maçı der, CSK maçı der. Yani böyle büyük maçları veya Final Four'da olan takımların maçlarını oynamayı daha çok arzular. İşte ben bunu mesela Kalinic için de böyle olduğunu düşünüyorum. Ama Kalinic'in özellikle savunma performansı beni çok şaşırttı bu maçta. Üzüldüm ya, hayal kırıklığı yaşadım Kalinic'le. Çok geçildi ama bence konsantrasyon da yoktu. Yani bir pozisyonda hatta Obradovic hakeme itiraz ettiği için onu çağırdı. Bayağı ciddi bir tepki gösterdi. Kalinic'den çok beklenmeyecek şeyler. Yani hakemle çok böyle uğraşması, evet rakiple uğraşıyor ama oyunun içinde kalabilen bir oyuncuydu. Ama bu maçta çok böyle o konsantrasyonda kendinde değildi. Peki hazır sendeyken yine şu Sloukas'ın performansını nasıl değerlendirmek lazım? Sloukas Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu ve bu sezonun bir numaralı oyun kurucusu Veseli ile birlikte iki temel direğinden birisi. Sloukas'ın bu tip maçlardaki performansı hep yukarıda oluyor ve dakikası da çok yukarıda oluyor. Bu maçta neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı, ne yönlerini geliştirebilir? Sloukas maçın başına bir kere çok iyi başladı. Temposu da çok yüksekti. Biraz bu takım performansıyla da alakalı. Burada takımı zaten çok iyi hisseden bir oyuncu. Koçun sağdaki eli. Ama burada Sloukas'ın geliştirebileceği yani biraz bu oyuncu karakteriyle de alakalı. Yani o kilit açılmadığı dönemde saza takımla beraber hareket etmeyip kendi o kilidi açabilen bir oyuncu değil. Yani Bobby Dixon tarzı bir oyuncu değil. Bunu geliştirebilir mi? Soru işareti. Çünkü hep konuşuyoruz. Yani Sloukas bir işte Wanamaker gibi bir lider, bir oyuncu karakterine atarak sahip değil. Lider. Atarak lider değil. Yani koçun sistemini sahada en iyi yansıtan oyuncu ve takım arkadaşlarını da etrafını çok topluyor. O yüzden bence takımın performansıyla alakalı biraz da Sloukas'ın saha içindeki verimi. Sen ne söylersin bu konuda koç? Ya şimdi Sloukas bu takımın vazgeçilmez oyuncusu. Özellikle rakip takımın topa yaptığı baskılarda Sloukas'ı hep ön plana taşıyoruz. Yani burada ona yardımcı olacak oyuncuyu bulmak lazım. Genellikle Veseli orada asistler konusunda Sloukas'ı desteklediği zaman o zaman fark yaratan bir Fenerbahçe oluyor. Onun dışındaki işler tamamen birebirlerin ne şekilde konumlandıracağıyla alakalı. İşte Bobby'nin tepeden oynadığı o ikili oyunlardaki cezası, Kalinic Datome'nin içerideki o birebir yakaladığı alternatifleri devamı veya takım halinde top paylaşımıyla beraber savunma dengesini bozup ekstra paslarla bulunan pozisyonlar. Ama bunların dışında iş oyun içinde sıkıştığı zaman Sloukas'ın orada her zaman için çözüm bulucu oyuncu olması gerekiyor. Ya alternatif biraz... yok. İş biraz Sloukas'ın skoruna kaldığı zaman ki bence yine senin söylediğine geliyoruz. İş oraya kalmaması lazım. Guduric'e geliyor yani. Guduric'ten o desteği alamadığı zaman Fenerbahçe 2 numaradan. İş Sloukas'ın skoruna kaldığı zaman Fenerbahçe çok tek düze oynuyor. Peki ilk Real Madrid maçında Sloukas'ın oynamadığını hatırlatırsak? Evet. Yani öyle de bir durum var. Doğru. Yani demek oluyor ki takım bir oyuncunun açığını kapatabiliyor. Yani Sloukas gibi vazgeçilmez bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama öte yandan şunu da unutmamak lazım. İş sıkıştığı zaman burada yine düğümü çözecek olan oyuncu Sloukas olacak. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu zirve yarışına da bir göz atalım istiyorum. Çünkü artık CSKA Moskova ile aradaki fark bir maça indi. Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova arasında liderlik yarışı devam ediyor.
Tabii Real Madrid'de de iki maç olduğu için Real Madrid'in de işin içinde olduğunu söylemek lazım Hakan. Ya bir kere Anadolu Efes maçı CSK için olduğu kadar Fenerbahçe için de çok değerli olacak. Anadolu Efes deplasmanına göre CSK hem de CSK deplasmanı olacak Fenerbahçe Beko'nun. Bence Real Madrid deplasmanda yenmekten CSK'yı yenmek daha kolay diyebilirim. Çünkü bu tür maçları... Bu arada Fenerbahçe deplasmanda genelde kaybetmiyor CSK'ya karşı. Evet, bundan önceki sezonlarda da aynı şekilde söylediğin gibi. O yüzden yani fikstür olarak çok böyle... Bu arada evet, onu da Can şimdi hatırlattı, doğru söylüyor. Buducnost CSK çift hafta olacak. Yani CSK Moskova çift haftada Efes deplasmanı üstüne Fenerbahçe Beko oynayacak. Evet, aynen, çok önemli. O yüzden Fenerbahçe'nin fikstürü gayet yani 5'te 5 çıkarıcı, en kötü 5'te 4 buradan çıkar. Ama ben CSK deplasmanından da ümitliyim. Koç sen ne görüyorsun? İlk maçtan da 4 sayılık bir avantajımız var. Şöyle bir şey, bu sadece sağ avantajı artık değişmiyor, o garanti. Ben Real Madrid'in kaybedeceğini düşünmüyorum şu fikstürde. 6'da 5'te 5 mi yapar? 5'te 5 yapar. Yani çok büyük sürpriz olur. Yani ben onlar 5'te 5 yapar. Fenerbahçe CSK ile liderlik maçı oynar. Yani 4 sayılıkta bir fark olduğunu da söyleyelim CSK. O yine ölçü olmaz. Öyle mi? Bence olmaz. Yani CSK da çok formda. Onlar da şu anda çok net bir basketbol oynuyorlar. Özellikle Itudis takımdaki düzenleri bir daha gözden geçirdikten evet. Sonra herhalde oyuncularla bir toplantı olmuştur orada. Her şey yolunda orada. Yolunda. Peki, 1000 Euro Ligi burada noktalıyoruz. Yarın saat 11'de, pazar günü saat 11'de taktik tahtasıyla karşınızda olacağız. Haftanın en iyi 3 hareketiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Jan Cekay'ın oyuna girmek için hazır. Harika bir smaç geldi. Derek Williams'dan harika bir smaç geldi. Tek elle vurdu. Sergio Rodriguez. Rodriguez pası. Otello Hunter ne yaptın öyle? Alen Omic'in üzerinden. Larkin iki yarıya 15-15 30 sayı sıkıştırdı. Adam hanga. Şey Larkin müdahale etti. Köşede yakabilir. Şey Larkin bir de blok yaptı. Daha ne yapsın bu adam? Daha ne yapsın bu adam? Bu yaptı. Şey Larkin. Şey Larkin. Şey Larkin. Şey Larkin.